Arkadaşlar, bu haksız eylemi büyük bir öfkeyle lanetliyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Önce ahlak, maneviyat anlayışını ilke edinmiş Gazi Osman Paşa platformu olarak apaçık İslam düşmanlığı yapan İsveç devletini kınamak için buradayız. Bu kalabalık göstermektedir ki Ebu Cehil'ler yenilmiştir ve yenilmeye hep mahkumdur. Kimse İsveç'te olup bitenleri bilmemezlikten gelme hakkına sahip değildir. Gazi Osman Paşa platformu öyle bir platform ki vatan, bayrak, din, namus söz konusu olduğunda hiç şüphe etmeden, düşünmeden hemen atılmıştır ve atılacaktır. Peki! Peki! Net bir şekilde ifade etmek gerekir ki bir inancın değerlerini, sembollerini her şeyden önce kutsal kitabını aşağılayan davranışlar ifade özgürlüğü değildir. Nefret suçudur. Tarih İslam zedelemeyi, İslam'ı zedelemeyi düşünen nice Ebu Cehil'lere doludur. Ama tuttukları hiçbir şey var Kur'an-ı Kerim muhafaza Yüce Allah'ındır. İbrahim suresi 42. ayette der ki, sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah'ın laneti Kur'an'ı yakan ve yakmayı meşrulaştırmaya çalışanların üzerine olsun inşallah. İnşallah. Amin. Tekbir. Hükümet yetkililerimize de sesleniyoruz. Terör örgütlerini kendine dost edinen, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kasteden Türk Büyükelçiliği önünde yaktırarak Türkiye ve İslam'a açıkça düşmanlık eden İsveç devletlerini NATO'ya giriş sürecini önüne geçirmesi gerekmektedir. Bu haksızlıklara imza atmış İsveç ile askeri anlamda müttefik olmanın gerçeklerle bağdaşmayacağı açıkça ortadadır. Tekbir! İslam değerlerimize ve Müslümanlara olan saldırılar sadece İsveç'te de sınırlı değildir. Hindistan'da iktidar Halk Partisi yetkilileri de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içerikli ifadeler kullanıyor. Filistin'de Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlar sözde İsrail Devleti askerleri tarafından zulmediliyor, katlediliyor. Fransa'da başörtüsü takan kadınlar hakarete uğrayıp tartaklanıyor. Doğu Türkistan'da Müslümanlara işkenceler yapılıyor ve katlediliyor. Özellikle son dönemlerde İslam düşmanlığı artması, dini değerlerimize yapılan alçak saldırılar karşısında İslam aleminin birlik olmaya bu benzeri alçaklara son vermek için en güçlü şekilde yaptırımlar uygulamaya davet ediyoruz. Tekbir! 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 İşte biz Gazi Osman Paşa platformu olarak bunun için biz birlikte beraberlik diyoruz. Güçlü Türkiye diyoruz. Yeniden büyük Türkiye diyoruz. Aynen şanlı tarihimizde olduğu gibi Türkiye'nin öncülüğünde bütün İslam aleminin bir araya toplanması gerektiği ifade ediyoruz. Bizler Gazi Osman Paşa platformu olarak dinimizi hedef alan bu kirli zihniyetlere karşı gereken mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zalimler istemese de Allah'ın buyruğunu tamamlayacaktır. Vallahi zafer İslam'ın olacaktır. İnşallah. Ey büyük Allah'ım, bu
gözetmek ve kınamaktan öte bir şey yapamamanın mahcubiyetini yaşıyoruz. Sen bize fiili eyleme geçmenin izzetini ve gururunu yaşat. Allah'ın izniyle milli duruşun temsilcisi Gazi Osman Paşa platformu Türkiye'nin öncülüğünde tüm İslam aleminin ve tüm ezilen ülkelerin bir araya geldiği göreceğiz ve tüm bu zalim, zulüm, haksızlığına fiilen son vereceğiz. Biz... Bizler bir ve beraber olduğumuz takdirde ülkemiz ve milletimiz değerlerine yapılan her türlü saygısızlığa ve hakarete karşı durduğumuzda bir daha kimse bu şekilde değerlerimize saygısızlık yapamaz. Tekrardan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı Gazi Osman Paşa platformu olarak şiddetle kınıyoruz. Saygılarımla. Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Thank you.